Evet, Fatih o dönemine yakışıklı futbolcusuydu. Ve güzel de giyinirdi. Müfit vardı, Müfit Hoca. Ben 60 tane belki 200-300 tane futbolcu çalıştırdım ama bu Samsun Spor şampiyonu olduğu dönem. Siz omuzlardasınız. Evet. Mustafa, rahmetli Ahmet abi. Çok değerli bir Kubilay. Rize Spor 3, Kopa Spor 1. Ne diyoruz? Saha çok ağır, yağmurlu, kondisyon bilmem ne falan diyoruz, gidiyor. Samsun Spor, Sivas Spor 0, Samsun Spor 1, kupa maçı. İdmandan sonra ertesi gün idmanı, o yaptırdığım idmanın eksikliklerine göre idman programı yapıyoruz. Mesela biz İngiltere'de, Galatasaray İngiltere'ye sezonu açmaya gitti. Güngör, Fatih, Ali. Bu Fatih Terim, bu Ali Yavaş. Bu Küçük Mehmet, Çilli Mehmet. Öncelikle askerken Mahfız Gücü'nde oynadım. İyi bir futbolcu olduğumu söylüyorlardı. Ve o dönemde beni İstanbul'daki birincilik takımlarına tavsiye ediyorlardı. Fakat benim askerlik itibariyle ve sakatlanmamdan dolayı futbola devam etmedim. Ama askerlik dönemimde de Kore'ye gittim. Kıbrıs'a gittim ve çeşitli görevlerde bulundum. Komandoydum. Futbola çok merakım olduğu için ben Macaristan Spor Akademisi'ne gittim. Macaristan Spor Akademisi'nde 4 seneye yakın eğitim aldım. Ve orayı da özellikle birincilikle bitirdim. İranlı, İngiltereli ve her milletten arkadaşlar vardılar. İngiltere'de full batch diye bir diploma vardı. Ben orada okula gittim, spor fizyolojisi okuluna gittim. Orada kendimi geliştirdim, sporla ilgili, kaslarla ilgili, fizikle ilgili testler yapıyorlardı, gösteriyorlardı falan. Bu arada bu kurslarda başarılı olunca West Ham United, Arsenal takımının Bertimi menajeri vardı. Beni dedi ki sen gel bizim Arsenal takımı için oyuncu seç. Biz seni gönderelim falan dediler. Ve ben gittim o seçimi yaparken bir dahaki sezon yine seminere gittim. Orada Ron Greenwood beni gördü. Sen gel bizim West Ham takımı o sene UEFA kupasını kazanmıştı. Gel dedi bize antrenör ol dedi. Ben gittim. Sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Bir de John Lyle vardı. Bana büyük destek oldular. Ve ben orada resmi olarak antrenörlük yapmaya başladım West Ham United'da. Andy dedi telefon call for you, sana telefon var falan dedi. Ben de gittim, Allah Allah, beni kim tanır orada? Dedi ki işte ben Selahattin Beyazıt dedi. Galatasaray Kulübü'nün başkanıyım. Sizi dedi Galatasaray'a davet etmek istiyorum. Gelir misiniz dedi. Ben tabii heyecanlandım, yani gençliğimizin de en popüler takımlarından biri Galatasaray, Fener, Beşiktaş. Heyecanlandım. Dedim ki düşüneyim dedim. Gel dedi, ben dedi Hilton Oteli'ndeyim. Adresini verdi. Ben gittim. Ne kadar süre sonra gittiniz? Ertesi gün. Ertesi gün gittim idmandan sonra. Düşüneyim dedim. Ben gittim. Kararı veremedim. Selahattin Bey Ron Greenwood'la telefonla görüştü. Ron Greenwood beni çağırdı. İşte dedi Fethi, burası senin yuvan ama git dedi. Orada dedi daha büyük atılım yaparsın vesaire dedi. Ve ben Galatasaray Kulübü'ne antrenör olarak geldim. Galatasaray takımın ligi 12. bitirmişti. Pozisyonları çok iyi değillerdi. Ve işte ben hizmet yapmaya başladım. Görev yapmaya başladım. Teknik direktör olarak geldik. Bu arada bir tane İngiliz antrenör getirdiler, Don Howe diye. O beni İngiltere'de kurs arkadaşımdı. Geldi, bir müddet kaldı. Giderken de dedi ki, Fethi buradayken benim burada antrenörlük yapmama gerek yoktur dedi ve gitti. O sezon Galatasaray takımı ligde 3. oldu ve Türkiye Kupası'nı kazandı. O sezon da Galatasaray takımı ligde 2. oldu ve ben o dönemde de
evlendim. Oradan Bolu Spor'a gittim, birincilik takımına. Bolu Spor'da kupada yarı final oynadık. Oradan Kocaeli Spor'a geldim. Kocaeli Spor ligde birincilikte çıktı. Oradan Bursa Spor'a gittim, birincilikte oynadı ve çok başarılı bir sezon geçirdi. Türkiye'deki futbolcuların anlayışı şudur. Bu çok yanlış bir düşüncedir. Türkiye'de sadece Galatasaray, Bursa Spor, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, bir de Trabzonspor şampiyon olabilir. Diğer takımların şampiyon olması söz konusu değildir. Ama bu düşünceyi ortadan kaldıran da maalesef bizim çok benim de hocalığını yaptığım şeydir. Samsun şeydeki Bursa Spor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam'dır. Ben onu her zaman için kutluyorum. Bana göre de Türkiye'nin en başarılı teknik direktörü odur. Neden diyeceksin? Bir Anadolu takımını şampiyon etmiştir. İnşallah, bak burada da açıklıkla ve doğrulukla ifade ediyorum. Rıza'yı ben ilk defa A milli takımda ben oynattım. İzlanda'ya karşı. Vallahi bilmiyorum. İzlanda'yla karşı oynattım. Bu sezonda Rıza ve birincilikte takımı fevkalade gidiyor. Ve ben yürekten, kalben Rıza'nın çalıştırdığı takımın şampiyon olmasını istiyorum. Çünkü Rıza da bu memleketin evladıdır. Dürüst bir arkadaştır. Ve başarılı bir arkadaşımızdır. Futbolcumdur, saygılıdır.